Bismillah, hamden lillah, salaten ala Resulillah. Kıymetli Ardahanlı hemşerilerim, değerli teşkilat mensuplarımız ve basınımızın güzide mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bildiğiniz üzere güneyde meydana gelen asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremde ve daha sonra Şanlıurfa bölgemizde meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geri kalanlarına sabrı cemil diliyoruz. Bugün güzel bir gün. Niye güzel bir gün? Çünkü Çanakkale Savaşımızın yıl dönümü. Ayrıca Çanakkale'de canlarını siper ederek bizlere bu güzel vatanı emanet eden şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun inşallah. Kıymetli hazirun, ülke olarak çok önemli bir seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. 2023 seçimleri dünyanın siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, özellikle diğer güçlü ülkeler arasında hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için elimizden geldiği kadar yatmadan, uyumadan çalışmak durumundayız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, Sayın Reisimiz özellikle bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de sadece bu güzel davaya bir omuz vermek durumundayız. Kıymetli kardeşlerimiz, milletimiz seçim dönemlerinde özellikle popülist söylemlerle kendilerini aldatan, yapamayacağı şeyleri vaat eden insanları gayet iyi bilir. Yani sadece seçim dönemlerinde popülist olarak davranırlar. Halkın özellikle ihtiyaç duyduğu şeyleri gündeme getirmek kaydıyla yapamayacağı şeyleri vaat ederler. Milletimiz de bunların bu durumunu gayet iyi bilir. Kıymetli kardeşlerim, bugün birlik ve beraberliğimizi pekiştirme ve cennet ülkemize sahip olma günüdür. Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var kıymetli kardeşlerim. Bizim düşmanımız üç tanedir. Nedir bunlar? Cehalet, zaruret, tefrika. Ama bunları yenecek üç tane de elimizde güzel silahımız var. Nedir bunlar? Cehaleti ilimle yeneceğiz. Zaruret durumu nedir? İhtiyaç durumu, garibanlıktır değil mi? Fakirliktir. Ha bu fakirliği neyle gidereceğiz? Zanaatla, çalışmayla. Ha, bir de aramızda fitne ve fesat sokmaya çalışanlar olur. Ne yaparlar? Tefrika yaratırlar. Efendim, sendendir, bendendir, şundandır, bundandır. Fakat bu tefrikayı da biz ne yapacağız? Birlik ve beraberlikle inşallah aşacağız. Bunu da birlik beraberlik silahını kullanacağız. Biz çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beraber kardeşiz kardeş. Bütün dillerin yaratıcısı Cenab-ı Allah'tır. Bu anlamda birlik beraberliğimizi korumak durumundayız. Cenab-ı Hak ayet-i cellede vehtesimu bihablillahi cemi'en ve la teferraku. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Sakın bölünüp ayrılmayın, parçalanmayın. Eğer parçalanırsanız o zaman sizi yutarlar. Değerli kardeşlerim, huzur ve uyum isteyen toplumumuz, ülkenin tüm sorunlarını özellikle gören, toplumun her kesiminde olan ihtiyaçları tespit eden, özellikle insanların yarasına merhem olacak olan siyasal bir anlayışı benimsemektedir. İşte inşallah bizim bu yola çıkışımız bunu temin etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle meşaveret dediğimiz kelime istişare etmektir. Bütün kanaat önderlerimizin, bütün halkımızın ne yapacağız biz istişaresini almak kaydıyla yola devam edeceğiz. Koskoca Allah'ın peygamberi istişare ediyor. Bir gün özellikle Bedir ve Uhud savaşında biz bunu görüyoruz. Su kuyusu var arkada.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su kuyusunun arkasına geçiyor. Karargahı buraya kuralım diyor. Ashab-ı kiramdan birisi diyor ki ya Resulallah, Allah'tan vahiy mi geldi? Yani Allah mı buyurdu ki oraya kurun diye? Hayır. Ey ashabım, Cenab-ı Allah'tan bir vahiy gelmedi. Ben öyle uygun gördüm. Ya Resulallah, o zaman vahiy değilse bu doğru değildir. Ne yapalım? Su kuyusunu arkamıza alalım. Orada ön tarafta cephede özellikle Müslümanlar düşmanı karşılarken ihtiyaç duyan kardeşlerimiz de oradan istifade etsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın dediğini benimsiyor. Aslında Allah Resulü bilmiyor muydu bu işi? Bilmez miydi? Koskoca kainatın yegane sahibi. Ama istişarenin önemine dikkat çekiyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte inşallah biz bu şekilde istişare etmek kaydıyla yolumuza devam edeceğiz. Toplumun küçümsenmeyecek büyük bir kesimi, geleneği dışlanmayan özellikle bir modernlik, yerelliği kabul eden bir evrensellik, manayı red etmeyen bir rasyonelik ve köktenci olmayan bir değişimi arzulamaktadır. Bizler de inşallah parti olarak bunun temsilcisi olacağız. Amacımız Ardahan ilimizin güçlü yönlerini daha geliştirmek, zayıf yönlerini tespit etmek, ayrıca bizleri tehdit eden hangi unsur varsa, mesela örneğin bir göç gibi, onu engellemeye çalışmaktır. Kıymetli Hazirun, bizleri dinlediniz, yoruldunuz, uzaktan gelen kardeşlerimiz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli basın mensuplarımız, teşkilatımız başta olmak üzere tüm Hazirun'u saygıyla, muhabbetle, en kalbi duygularımla selamlıyorum inşallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.